bu gibi ona şahsiyetlere gerçekten gerek bilsin. Peki ziyaret sizden bana var. Bakalım daha fazla aç olaslar bizim için. Ardından programımıza devam edelim. Hazreti Zeynep selam olsun, hicretin 5 veya 6. yılında Cemaziyel-Ahir ayının 5'inde Medine'de gözlerini dünyaya açtı. Hazreti Zeynep selam olsun, hicretin 63. yılında Recep ayının 1'inde eşi Abdullah bin Cafer ile Şam'a yaptığı bir yolculukta vefat etmiş ve orada da defnedilmiştir. Bazıları Medine'de veya Mısır'da defnedildiğini söylemiştir. Hazreti Zeynep, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ilk kız torunudur. İmam Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma'nın selam olsun kızıdır. Hazreti Zeynep selam olsun sabır ve istikamet abidesidir. Kendisi İmam Hüseyin aleyhisselam ile birlikte Kerbela'da yer almıştır. Kerbela vakası sonrasında Muharrem'in 10'unda Aşura günü bir grup Ehl-i Beyt ile birlikte esir düşerek Kufe'ye ve oradan da Şam'a götürülmüştür. Esareti boyunca öteki esirleri koruyup kollamasının yanı sıra insanlara irşat edici ve aydınlatıcı hutbeler de okumuştur. Hazreti Zeynep-i Kübra, Seccat, Fesahat ve Balagadi ile Kerbela kıyımının kalıcı olmasına neden olmuştur. Tarihi kayıtlara göre hicretin 63'ünde Şam'da hayatını kaybetmiş ve orada da defnedilmiştir. En meşhur ismi Zeynep'tir. Sözlükte güzel kokulu ve güzel manzaralı ağaç ve Zeynep yani babasının süs ve ziyneti anlamına gelmektedir. Çeşitli rivayetlere göre Hazreti Zeynep'in isminin bizzat Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koymuştur. Elbette Efendimiz de Allah tarafından Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatma selam olsun çocukları için belirlediği ismi koymuştur. Hazreti Resulü Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kundaktaki çocuğu kucağına alıp öptükten sonra şöyle buyurmuştur. Hazırda ve gaipte olan ümmetime vasiye ediyorum ki bu kızı koruyup saygı göstersinler. Hakikaten bu kız Hatice Kübra selam olsun gibidir. Hazreti Zeynep'in selam olsun çok sayıda lakabı vardır. Örneğin Beni Haşim'in akilesi, öğretmeni olmayan alime, arife, muvassaka, fazile, kamile, Ali Ali'nin abidesi, Masume-i Zuhra, Eminetullah, Naibetüz Zehra, Naibetül Hüseyin, Akiletun Nisa, Şerikatuş Şuheda, Balige Fasihe ve Şerikatul Hüseyin. Hazreti Zeynep selam olsun küçüklüğünden itibaren İmam Hüseyin'e aleyhisselam şiddetli ilgi duymaktaydı. Şehitlerin efendisini görmediği zaman tahammülsüzlük gösterir ve abisinin güzel cemalini görünce mutlu olurdu. Beşikte ağladığında İmam Hüseyin selam olsun görmesi veya sesini duyması ile sakinleşirdi. Bu şaşırtıcı olan aşırı sevgiyi gören Hazreti Zehra selam olsun bir gün konuyu babası Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme açar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ey gözlerimin nuru, bu kız Hüseyin ile birlikte Kerbela'ya gidecek ve ağabeyinin dert ve musibetlerine ortak olacaktır. Aşura günü Muhammed ve Avn adlı oğullarını alıp ağabeyi İmam Hüseyin'in aleyhisselam yanına giderek şöyle arz eder. Ceddim Hazreti İbrahim Halil aleyhisselam Allah katında kurbanlığı kabul etmiştir. Sen de bu iki kurbanı beden taraf kabul et. Eğer kadınlara cihat caiz olsaydı kesinlikle canımı canına feda ederdim. Aşura kıyamı İmam Hüseyin'in aleyhisselam şehadetiyle son amacına ulaşmıştır.
Bilakis onun hidayet ve rehberliği Hazreti Ali'nin aleyhisselam kızı ve İmam Hüseyin'in aleyhisselam kız kardeşi Hazreti Zeynep selam olsun eliyle gerçekleşmiştir. Hazreti Zeynep selam olsun kardeşi tarafından bu görevi üstlenmiştir. İmam Hüseyin aleyhisselam çeşitli vasiyetleriyle kız kardeşini bu işe hazırlamıştır. Aşura günü ikindi vakti İmam Hüseyin'in aleyhisselam yere düştüğünü ve düşmanların onu öldürmek için etrafını sardığını gören Hazreti Zeynep, çadırdan dışarı çıkmış ve Sa'd bin Vakkas'ın oğlu Ömer bin Sa'd'a hitaben şöyle demiştir. Ey Sa'd'in oğlu, Ebu Abdullah Hüseyin'i öldürülecek ve sen öylece seyirci kalacaksın öyle mi? Sa'd'ın oğlunun sustuğunu ve bir cevap vermediğini gören Hazreti Zeynep selam olsun şöyle feryat etmiştir. Vay kardeşim, vay efendim, vay ehli beytim. Keşke gökyüzü yerde parçalansaydı, keşke dağlar paramparça olup yere serilseydi. Hazreti Zeynep bu cümleleriyle kıyamın ikinci aşamasını başlatıyordu. Hazreti Zeynep kendisini kardeşine ulaştırdı ve gökyüzüne bakarak şöyle buyurdu. Allah'ım, bu kurbanı bizden kabul buyur. Hazreti Zeynep daha sonra şehitleri acıklı ağıtlarla gözyaşı dökerek anmış ve geride kalan yetimlerin bakımını üstlenerek gece namazı ve Allah'a yakarışla sabahlamıştır. Gerçekten güzel bir meseledir ve çok önemlidir. Böyle bir insanların hayatını biz kıdva alalım bizler için. Zaten bizler için kıdva alalım. Doğru insan. Hı hı. Bunların yolunu tutmak insan için bir güvenliktir bence.